Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugünkü konumuz ses bilgisi bildiğiniz gibi arkadaşlar Türkçe'de 29 tane harf var bunların 21'i ünsüz 8'i de ünlü harften oluşmaktadır ünlü harflere baktığımızda ünlü harfleri biz kalınlık ve incelik durumuna göre ikiye ayırıyoruz kalın harfler A I, O ve U harfleridir ince ünlüler ise E İ ö ve ü ünlüleridir. Yine ünlüleri düzlük ve yuvarlılık olarak arkadaşlar ağızdan çıkış özelliklerine göre ikiye ayırıyoruz. Düz geniş ünlüler a ve e. Düz dar ünlüler ı ve i'dir arkadaşlar. Yuvarlak geniş ünlüler o, ö. Dar yuvarlak ünlüler ise u ve ü seslerinden oluşmaktadır. Şimdi ünlülerle ilgili ses olaylarına geçiyoruz. Bunlardan birincisi büyük ünlü uyumu. Arkadaşlar büyük ünlü uyumu bir sözcük kalın bir ünlüyle başlamışsa yani kalın ünlülerimiz neydi hatırlayın. A, I, O ve U sonraki ünlüler de yine ne olmalı arkadaşlar? Kalın olmalı. Ya da bir sözcük ince ünlüyle ile başlamışsa ince ünlülerimiz neydi? E, i, ü ve ö ünlüleriydi. Sonraki ünlüler de ne olmak zorundadır? İnce olmak zorundadır. Örneklerimize bakalım isterseniz. Kömür sözcüğünde bakın ince ile başlamış, ince ile devam ettiği için büyük ünlü uyumumuza uygun bir sözcüktür. Çuval kelimesine baktığımızda kalın, kalın, dolayısıyla kalın ünlü başlayıp kalın ünlü bittiği için bu da kuralımıza uygundur. Sokak kelimesi yine kalın ünlüyle başlamış, kalın ünlüyle bitmiş. Bu da kuralımıza uygundur. Eldiven kelimesine bakacak olursak ince ile başlamış, ince ile devam etmiş, ince ile bittiği için bu da kuralımıza uygundur. Tiyatro kelimesi bakın ince ile başlamış, kalınla devam etmiş, kalınla bittiği için kuralımıza uygun değildir. Elma kelimesi yine ince ile başlamış, kalınla bitmiş arkadaşlar. Bu da kuralımıza uygun değildir. Kitap kelimesine bakacak olursak, ince ile başlamış, kalınla bitmiş. Bu da kuralımıza uygun değildir. Kalem kelimesi, kalınla başlamış, inceyle bitmiş. Bu da kuralımıza uygun değildir. Önemli bir notumuz var. Tek eceli ve birleşik sözcüklerde büyük ünlü uyumu aranmaz arkadaşlar. Boşuna vakit harcamayalım. Bakın şimdi bir et ot at çok gibi sözcükler tek heceli olduğu için bu sözcüklerde büyük ünlü uyumu aranmaz. Çanakkale, akciğer, gecekondu gibi sözcükler birleşik kelime olduğu için yine bu sözcüklerde de büyük ünlü uyumu aranmaz arkadaşlar. Ünlülerle ilgili ikinci ses olayımız küçük ünlü uyumu iki şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Bunlardan birincisi Türkçe bir sözcükte düz ünlüden sonra yine düz ünlü gelir arkadaşlar. Düz ünlülerimiz neydi hatırlayacak olursanız bakın a e i i yine a e i i'den sonra yani düz ünlüden sonra yine a e i ve i gelmeli. Örneklerimize bakalım. Bakın peynir kelimesine baktığımızda düz ünlüyle başlamış, düz ünlüyle bittiği için kuralımıza uygundur. Biber kelimesi Yine düzle başlamış, düzle bitmiş, kuralımıza uygundur. Çekirdek kelimesi düzle başlamış, düzle devam etmiş, düzle bittiği için kuralımıza uygundur. Balık kelimesi düzle başlamış, düzle bitmiş, kuralımıza uygundur. Kader kelimesi düzle başlamış, düzle bitmiş, kuralımıza uygundur. Armut kelimesine bakacak olursak, düzle başlamış, yuvarlakla bitmiş. O yüzden kuralımıza uygun değildir. Kavun kelimesi düzle başlamış, yuvarlakla bitmiş, kuralımız uygun değildir. Karton kelimesi düzle başlamış, yuvarlakla bittiği için bu da yine kuralımıza uygun değildir arkadaşlar. Küçük ünlü uyumuyla ilgili ikinci kuralımız. Türkçe bir sözcükte yuvarlak bir ünlüden sonra ya düz geniş olan A, E ya da dar yuvarlak olan U, Ü gelmeli arkadaşlar. Bakın size bunu tablolar halinde de açıklamaya çalıştım. Yuvarlak ünlülerimiz neydi arkadaşlar? Hatırlayın. O, Ö, U ve Ü. Bundan sonra ya düz geniş olan A, E gelmeli ya da dar yuvarlak olan U, Ü ünlüleri gelmeli arkadaşlar. Şimdi örneklerimize bakalım. Boya kelimesine baktığımızda yuvarlaktan sonra düz geniş gelmiş kuralımıza uygundur. O yüzden bunu kabul edebiliriz. Bölge kelimesine baktığımızda yine yuvarlakla başlamış, düz genişle bitmiş. Bu da kuralımıza uygundur. Kurnaz kelimesine bakacak olursak yine yuvarlak ünlüyle başlamış, düz genişle bitmiş. Bu da kuralımıza uygundur. Kulak kelimesi yuvarlakla başlamış, düz genişle bitmiş. Bu da kuralımıza uygundur. Müze kelimesi yuvarlakla başlamış düz genişle bitmiş. Bu da kuralımıza uygundur. Çocuk kelimesine bakacak olursak yuvarlakla başlamış, dar yuvarlakla bitmiş. Bu da kuralımıza uygundur. Müzik kelimesine bakacak olursak yuvarlakla başlamış fakat düz darla bitmiş arkadaşlar. İ ile bitmiş. Normalde a ve e ile bitmesi gerekirdi. O yüzden bu sözcük kuralımıza uygun değildir. Yani küçük ünlü uyumuna uygun bir sözcük değildir. Ünlülerle ilgili üçüncü ses olayımıza geçiyoruz. Ünlü daralması. Ünlü daralması da arkadaşlar iki şekilde olur. Bunlardan birincisi şimdiki zaman eki olan yor, kendinden önce gelen a ve e'yi daraltarak ı, I, i, u ve ü'ye dönüştürür. Buna da biz ünlü daralması deriz. Burada tek şart arkadaşlar sözcüğün ünlü ile bitmesidir. Bakın özleme kelimesine bakalım. Ünlüyle bitmiş. E ünlüsüyle bitiyor. Yor ekini almış. Özlüyor oluyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi E ünlüsü daralarak Ü'ye dönüşmüş. Buna ünlü daralması denir. Anlamak kelimesine bakalım. A ünlüsüyle bitmiş. Yor ekini alıyor. Anlıyor oluyor arkadaşlar. Bakın buradaki A daralarak I'ya dönüşmüş. Buna ünlü daralması denir gelmek kelimesine getirdiğimiz olumsuzluk ek olan de e ünlüsünü görüyoruz. Yor eki almış gelmiyor olur. Dolayısıyla arkadaşlar yor kendinden önce gelen e'yi daraltarak i'ye dönüştürmüş. Dinlemek kelimesine bakacak olursak yine ünlüyle bittiğini görüyoruz. Yor almış kelime dinliyor olur. Burada da yine e ünlüsü daralarak i'ye dönüşmüştür. Gizlemek kelimesine bakacak olursak, ekini almış. Buradaki e ünlüsünün daralarak i'ye dönüştüğünü görüyoruz. Kelime gizliyor olur. Dolayısıyla e ünlüsü de daralarak i'ye dönüşmüştür. Burada dikkat etmemiz gereken husus, bakın şuradaki seslerin ya a, a ya da e ünlüsü olduğudur. Bunlar ekini aldığında arkadaşlar ı, I, i, u ve ü ünlülerine dönüşüyor. Buna da ünlü daralması denir. Öğrencilerin şimdi en çok hata yaptığı yere geçiyoruz. Dikkat edin. Sevmek kelimesi ünsüzle bitmiş arkadaşlar. Ve ünsüzüyle bitiyor. Yorekini getirdiğimde seviyor olur. Buradaki i daralma yapmıyor arkadaşlar. Buradakine biz ne diyoruz? Yardımcı ünlü diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla burada daralma söz konusu değil. Yine ölmek kelimesine bakacak olursak L ünsüzüyle bittiğini görüyoruz. Yor ekini aldığında araya yardımcı ses olan Ü ünlüsü girmiştir. Buna da yardımcı ünlü denir. Türkçe'de iki ünsüz yan yana gelmeyeceği için araya Ü yardımcı ünlüsü giriyor. Yine gelmek kelimesine bakarsak ünsüzle bittiğini görüyoruz. Yor ekini aldığında geliyor olur. Dolayısıyla buradaki i de yine Yardımcı ünlü olarak karşımıza çıkmaktadır. Koşuyor kelimesine baktığımızda, koşmak kelimenin köküdür. Buradaki şey ünsüzdür. Yor ekini aldığında iki ünsüz yan yana gelmeyeceği için buradaki u sesini arkadaşlar. Yine yardımcı ünlü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bakın bunların hiçbirinde arkadaşlar daralma yok. Buna dikkat edelim. Öğrenciler en çok bu noktada hata yapıyor. Lütfen sizler bu hataya düşmeyin. Dikkat edin tekrar söylüyorum. Şu kısımda ünlüyle biten sözcüklerden sonra yani A ve E ünlüsüyle biten sözcüklerden sonra gelen yoreki daralma yaparken ünsüzle biten sözcüklerden sonra gelen yorekinin daralma yapmadığını görüyoruz. Ünlü daralmasının ikinci şekline geçiyoruz. Kaynaştırma harfi olan Y sadece şu üç sözcükte ünlü daralması yapar. Bunlar nedir arkadaşlar? Demek, yemek ve ne sözcükleridir? Bakın şimdi. Demek kelimesine y getirirsem diyecek olur. Dolayısıyla buradaki e sesinin daralarak iye dönüştüğünü görüyoruz. Yemek kelimesine y ye kaynaştırma harfini getirdiğimizde yiyecek olur. Bakın buradaki i sesinin daraldığını görüyoruz. Ne kelimesine yine kaynaştırma harfi olan y getirdiğimizde şuradaki e'nin daralarak i'ye dönüştüğünü görüyoruz. Buna da arkadaşlar yine ünlü daralması denir. Fakat bunun dışında y kaynaştırma harfi daralma yapmaz. Bakın almayacak kelimesine bakacak olursak normalde arkadaşlar bu kelime almak kelimesidir. Demek yemek ve ne sözcüğü değildir. Dolayısıyla daralma yapması yanlıştır arkadaşlar. Bu yazım yanlışıdır. Doğrusu nedir? Almayacak şeklinde olması gerekiyor. Y'nin daralma yapmaması gerekir. Doğrusu da budur. Gelmeyecek dersem yazım yanlışıdır. Çünkü dikkat edin Y yine daralma yapmış burada kaynaştırma harfi olan Y. Fakat biz ne demiştik? Demek yemek ve ne sözcüklerinde daralma yapar demiştik. Burada da daralma yaptığını görüyoruz. Bu da yazım yanlışıdır. Doğrusu nedir? Gelmeyecek şeklindedir. Yani y bu sözcükte daralma yapmamalıydı arkadaşlar. O yüzden doğrusu da gelmeyecek şeklidir. Kısacası y kaynaştırma harfi sadece demek, yemek ve ne sözcüklerinde daralma yapar. Bunun dışında daralma yapmaz. Sesli harflerle ilgili dördüncü özelliğimize geçiyoruz arkadaşlar. Ünlü düşmesi. Türkçe'de ünlü düşmesi değişik şekillerde olur arkadaşlar. Bunlardan birincisi bazı sözcükler çekim eki aldıklarında ikinci hecesindeki ünlü düşer. Buna aynı zamanda orta hece düşmesi de denir. Bakın şimdi ağız kelimesine ı ekini getirdiğimde ağzı olur. Şuradaki ı sesinin düştüğünü görüyoruz. Omuz kelimesine u eki getirdiğimde omzu olur. Görmüş olduğunuz gibi buradaki u sesi yine düşmüştür. Fikir kelimesine i ekini getirdiğimde fikri olur. Yine buradaki i sesinin düştüğünü görüyoruz. Beyin kelimesine i sesini getirdiğimizde beyni olur. Yine buradaki i sesi nedir arkadaşlar? Düşmüştür. Yine bazı sözcükler yapım eki aldıklarında da arkadaşlar ünlü kaybına uğrar. Bakın, koku kelimesine la yapım ekini getirdiğimde koklamak olur. Görmüş olduğunuz gibi buradaki u sesinin düştüğü görülmektedir. Beniz kelimesine e yapım ekini getirdiğimde benzemek olur. Bu sefer de bakın buradaki i sesinin düştüğü görülmektedir. Ayırmak kelimesine ıntı yapım ekini getirdiğimde ayrıntı olur. Buradaki ı sesi düşmüştür. Kavuşmak sözcüğüne at yapım eki getirdiğimde kavşak olur. Buradaki u sesi de nedir arkadaşlar? Yine düşmüştür. Üçüncü şeklimiz ise bazen sözcükler birleştiğinde değerli arkadaşlar yine ünlü düşmesi olabilir. Bakın yardımcı eylemle oluşan bir bileşik fiilimiz var. Sabır etmek. Bu sabretmek şeklinde yazılır. Dolayısıyla buradaki ı nedir arkadaşlar? Düşmüş olur. Kayıp olmak yine yardımcı eylem oluşan birleşik fiildir. Kaybolmak şeklinde yazılır. Bitişik yazılmalıdır. Çünkü buradaki ı sesinin düştüğü görülmektedir. Ne için? Niçin şeklinde yazılır. Buradaki e sesi de yine ünlü düşmesine uğramış olur. Önemli bir notumuz var arkadaşlar. Bakın son zamanlarda değişen bir durumdan bahsediyorum size. İdi, imiş, ise ek fiillerinin başındaki İ sesinin düşmesi de ÖSYM tarafından ünlü düşmesi olarak sayılmaya başlanmıştır. Örneğimize bakalım isterseniz hemen bir kalem değiştirip yapar idi yapardı olur. Buradaki i sesinin düştüğü görülmektedir. Koşar imiş koşarmış olur. Bakın buradaki i sesinin düştüğü görülmüştür. Biz bunlara da ne diyoruz arkadaşlar? Yine ünlü düşmesi diyoruz. Lütfen buna da dikkat edin. Ünlülerle ilgili 5. ses olayına geçiyoruz. Ünlü türemesi. Bazı sözcükler ek alırken ya da pekiştirilirken araya okumayı kolaylaştırıcı ünlü harfler girer. Buna da biz ne diyoruz? Ünlü türemesi diyoruz. Bakın genç sözcüğüne cik eki getirdiğimde gencecik olur. Görmüş olduğunuz gibi buradaki e sesi türemiştir. Bu da ünlü türemesidir arkadaşlar. Dar kelimesine cık ekini getirdiğimde daracık olur. Dolayısıyla buradaki A sesinin de türediği görülmektedir. Sağlam kelimesini pekiştirdiğimde sapa sağlam olur. Kuralsız pekiştirmedir. Daha önceki konu anlatım videolarımızda bahsetmiştik hatırlarsanız. Dolayısıyla buradaki A sesi ünlü türemesidir. Düz kelimesi pekiştirilince düpedüz olur. Dolayısıyla buradaki E sesinde yine kuralsız pekiştirme olduğu için türediğini görüyoruz. Ünlülerle ilgili 6. ses olayımıza geçiyoruz. Ünlü değişimi. Ben ve sen adıları yönelme durum eki aldığında E ünlüsü değişerek A ünlüsüne dönüşür. Kısaca arkadaşlar bakın ben zamiri A yönelme durum eki aldığında bana olur. Sen zamiri Yine a yönelme ya da yaklaşma durum eki aldığında sana olur. Bana verdiğin zararı sana kat kat ödeteceğim cümlesinde bana sözcüğünün aslı nedir arkadaşlar? Bendir. E ünlüsünün ünlü değişimine uğrayarak a'ya dönüştüğünü görüyoruz. Yine sana kelimesinin aslı sendir. E ünlüsü ünlü değişimine uğrayarak a'ya dönüşmüştür. Bu iki sözcüğün değişimine de ünlü değişimi adı verilmektedir arkadaşlar. Ünlülerle ilgili ses olayı bittikten sonra arkadaşlar şimdi geçiyoruz ulamaya. Ulama ünsüzle biten bir sözcükten sonra yine ünlüyle başlayan bir sözcüğe bağlanarak okunmasına biz ne diyoruz? Ulama diyoruz arkadaşlar. Hatırlarsanız hep örnek verilir. Sezen Aksu örneği gibi ünsüzle bitmiş, ünlüyle başlamış. Dolayısıyla burada ne vardır arkadaşlar? Ulama vardır. Şimdi isterseniz örneklerimize bakalım. İncin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık cümlesinde. Bakın, ünsüzle bitmiş, ünlüyle başlamış. Dolayısıyla burada ulama vardır. Yine ünsüzle bitmiş, ünlüyle başlamış. Burada ulama vardır. Ünsüzle bitmiş ünlüyle başlamış. Yine burada da ne vardır arkadaşlar? Ulama vardır. Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç cümlesinde. Ünsüzle bitmiş. Ünlüyle başlamış. Burada ulama vardır. Ünsüzle bitmiş. Ünlüyle başlamış. Burada ulama vardır. Başka var mı? Başka da yok arkadaşlar. Ulama ile ilgili çok önemli bir notumuz var. Ulamayı oluşturan sözcüklerin arasına herhangi bir noktalama işareti gelmez arkadaşlar. Bahçeden her sabah domatesleri alır, onları kahvaltıda bize ikram ederdi cümlesinde bakın ünsüzle bitmiş, ünlüyle başlamış. Fakat araya virgül girdiği için burada arkadaşlar ulama olmaz. Bu cümlede yine bakın domates alır demiş. Ünsüzle bitmiş, ünlüyle başlamış. Burada ulama olur. Yine ikram ederdi derken ünsüzle de bitmiş, ünlüyle başlamış. Burada da yine ne vardır arkadaşlar? Ulama vardır. Tekrar edecek olursak, ulamaların arasında herhangi bir noktalama işareti gelmez. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.